Kale ki hizhizi, rel berdehizi, piştuhuzi vatilisi. Dil tijiş bi kesi, dikir havar o gazi kesbine hizi. Kale müştiyet serpire, peşgir doyi sergabri. Pişkefti mori zükre, sim bile tukre, hındır letedire, kur kurdufkre, felage an kadere, roşçuyi avalina edere. Galo, bihano, bimano, dilvelano, valat talano. Ben bu şiiri Avusturya'ya geldikten sonra yazdım. Burada kendimi yaşlı adamın yerine koyup o adamın yaşadıklarını kısaca dile getirmeye çalıştım. Şöyle yaylandı. Anton benim günlük müşterim. Dediğim gibi müşteriyle her zaman diyalog kurmaya çalıştığım için Anton'la da diyaloğa girdim. Anton'un yazar olduğunu öğrendim. İşte şiirleri yazıyor, kitaplar yazıyor, romanlar yazıyor. Ben de biraz kendimden bahsettim. Ben de işte kendi ana dilimde, kendi dilime hizmet vermeye çalışıyorum zaman buldukça. O da bundan keyiflendi. Ondan sonra samimi olduk. Bir gün bana dedi, ben bir kitap yazıyorum. Senin şiirlerinden bir tane alıp seni misafir yazar diye kitaba koyabilir miyim? Tabii ki ben de keyiflendim. Ich bin Anton Christian Glatz. Ich bin in Pension, aber ich bin Schriftsteller seit ungefähr 50 Jahren. Ich schreibe sehr viel erzählende Texte, Lyrik und so weiter. Ich bin seit Jahren hier Stammgast. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil es mir hier immer schmeckt. Die haben eine tolle Auswahl an Soßen, die haben eine sehr freundliche Bedienung. Und dieser kleine Kebabladen hat sich auch als kleiner kultureller Hotspot herausgestellt. Wirklich. Man sieht also hier Gedichte, zwei Gedichte, eins von einer Schriftstellerkollegin von mir, das andere ist von mir. Der Hatschko ist selber auch ein sehr guter Musiker und so weiter, schreibt selber auch. Wir haben gemeinsam zu dritt eines seiner Gedichte, das also hier hängt, übersetzt. Auch hier trifft man auch sonst den Badal Robo zum Beispiel und so weiter, also andere Schriftstellerkolleginnen und so weiter. Also ich komme immer wieder gerne her. Ben sanatta çocukluğumda başladım. Çünkü aileden gelme bir şey. Babam kaval çalıyordu. Abilerim saz bağlama çalıyorlardı. Beste yazıyorlardı aynı zamanda. Tabii ki onlardan etkilendiğim için ben de ister istemez müziğin içine girmiş oluyorum. Ben de kendi kendime saz öğrendim. Mey, kaval, işte o yaşadıklarımızın verdiği o ilhamdan dolayı. Bir de şöyle bir şey var, bir yemeği yaptığın zaman o müşteriye yansıtman için o yemeğin nasıl yapıldığını anlatacaksın ki müşterin seninle o yemeği yapmış gibi yaşasın. Gastronomide de bana göre en güzel baharat diyalogtur. Müşterilerle, insanlarla diyalog yapmak bence en güzel baharattır. Şairlikteki ilham o fantazi, bir de mutfaktaki o ilham fantazi birleşince ortaya güzel bir tat çıkıyor.